Sinema nasıl bulundu? Rüyaları gerçekleştiren makinenin icadı. Evimizdeki izlediğimiz filmlerin ve sinemanın icadının öyküsünü hiç merak ettiniz mi? Birçok ismin anıldığı sinema hiç de kolay bulunmadı. Peki kimler sinemanın icadına öncü oldu? Orta Çağ'da ve daha sonra Rönesans'ta Leonardo da Vinci'nin Camera Obscura gibi karanlık oda yöntemleriyle nesnelerin bir duvar üzerine görüntülerinin yansıtılması sağlanmıştır. Dünyanın dört bir köşesinde mucitler, sinema kamerasının ve projektörünün yapımı üzerine çalışırlar ve aynı zamanda araçların ve filmin de üzerinde çalışmalar ve araştırmalar yapmak ve çalışmak gerekmektedir. Filmlerin ısıya tekrar gösterilmeye karşı dayanıklı olması sağlanmalıdır. Buluşların patent hakları Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde verilir. 1889'da Eastman, selüloz nitratı esas alan esnek ve saydam bir film icat eder. 35 milimetrelik film Eastman fabrikalarında üretilir ve 1891'de Edison, panayır ve sergilerde filmi tek kişinin seyretmesine imkan veren kineteskopu gerçekleştirir. Charles Cross, paleofonu ve gene kendi buluşu olan fonograftan sonra Edison, 1892 yılından itibaren görüntü ve sesi bir araya getirmeye çalışır. O sırada Leon Bully, sinematograf ismini bulmuştur. Almanya'da bioskobun mucidi Max Skalandowski, 1 Kasım 1895 tarihinde ilk gösterisini sunar. 48 görüntülü her film aşağı yukarı 18 saniye sürmektedir. Fransa'da Louis Lumière, saniyede 16 görüntüyü düzenli aralıklarla yansıtan aracını geliştirmeden önce gümüşlü jelatin bromür duyarlı bir plaka yapmış ve sinayi üretimine geçmiştir. Louis ve Auguste Lumière kardeşler 13 Şubat 1895 tarihinde patent haklarını alırlar. Aynı yılın 22 Mart'ında ilk gösterim yapılır. 28 Aralık'ta ise Paris'te Grand Café'de halka açık ilk sinema gösterimi, salonu dolduran seyircilerin şaşkın bakışları karşısında illüzyonist Georges Méliès tarafından gerçekleştirilir. Sinemanın mucidi olarak Louis ve Auguste Lumière kardeşleri, ilk sinema makinesi olarak da sinematograf, kelime hareket eden, kaydeden şeklinde çevrilebilir kabul ediyoruz. Çünkü pek çok kuramcıya göre izlenen şeyin sinema olabilmesi için gösteriminin bir topluluğa yapılması gerekiyor. Başka bir deyişle kişinin evde tek başına film izlemesi sinema sanatının icra edilmesi anlamını taşımıyor. Çünkü sinema toplumsal bir sanat dalı ve ancak insanlar arasında etkileşim yarattığı ve gündem oluşturduğu zaman gerçek anlamda amacına ulaşmış kabul ediliyor. Bu cesur öncüler tıpkı sihirbazlar gibi önce cam, sonra kağıt üzerine aktarılan desenlerin boyalı görüntülerini aydınlatılmış bir duvar üzerinde göstermeyi başardılar. Bu büyülü fenerler insanları çocukluk anılarına geri götürür. Gene de ilk gösterileri izleyen seyirciler karanlık bir salonun ucunda beliriveren parlak görüntüler karşısında ürpermek veya hayallere dalmak için aileleriyle birlikte gelen yetişkinlerdi. Bu gösteri fenerin sönmesiyle oyuncuların içinde kaybolduğu bir tiyatro gibiydi. Birbirini izleyen sabit görüntüler insanları şaşırtıyor ve eğlendiriyordu. İki görüntü arasındaki bağlantıyı kuran ise seyircinin hayal gücüydü. 1828'de Belçikalı fizikçi Joseph Plateau, görsel etkinin belirli bir süre sürdüğünü keşfetti. Bir ışık duyumu, bu ışığın yok olmasından sonra bile retine üzerine hemen hemen saniyenin onda biri kadar kalıyordu. Bu saptamadan sonra, bir mekanda geçen sahneyi anlatan kesikli görüntüleri ard arda yansıtmayı sağlayan çeşitli araçlar üretilecekti. Görüntüler yeterince hızlı göstermeleri halinde birbirini izleyen sabit görüntülere çok daha canlı
gene de göze kopuk kopuk gelen görüntülere dönüşüyordu. Plato'nun buluşu olan fenatiskop 1877'de Emile Reynaud praksinoskop için patent hakkı almasını sağlamıştır. Praksinoskopta güçlü bir şekilde aydınlatılmış olan ayna çemberi önünden geçen kağıt şerit üzerinde değişik görüntülerin birbirini dairesel olarak izlemesiyle hareket oluşturuyordu. Göz yanılması ancak silindirin bir dönüşü kadar sürmekte ve yeniden bağlamaktadır. Reynaud gösteriyi uzatmak amacıyla bir çıkrığa sarılmış ve ard arda gelen delikler üzerine bir çark aracılığı ile ilerleyen daha uzun bir şerit geliştirdi. Filmin atası böylece doğmuş oldu. 1892'den 1900'e kadar Reynaud'un 10 binden fazla hareketli küçük skeç gösterisi gerçekleştirecektir. Bu dahi öncünün son filmlerinden biri olan Outer the Cabine bir kameranın çevresinde 1894 yılında elle çizilmiş ve boyanmış toplam 636 görüntüden oluşuyordu. İlk olarak Rönesans'la başlayan hikayemiz 20. yüzyılın tamamen geliştirilmiş ve sonrasında ise siyah beyaz olarak evlere kadar girmiştir. Şimdi ise 4K gibi teknolojilerden bahsetmekteyiz. Bakalım bu teknoloji buradan sonra nereye kadar gidecek? Merak edilmektedir.